duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim yürüştüm İmam Eskender Alemi Hazretleri'ni Rabbim bana o kadar çok sevdi. Dürk bir kitap var hocam. Sizin sohbet arkadaşlarını çok sevdim. Ben Allah'a ulaşmayı e, biledim. E, Allah'ın ben e, sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım. <laughs> Karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim Hocam, Ferdi oldum, çok huzurluyum, çok huzurluyum, Allah bilir bir kere razı olsun. Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik, sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki, bir yıldır tabiyim. İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki, o sevgiyi öyle yaşıyoruz, Allah sizlerden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilim ve cehalet. Birbirinin zıttı olan iki kavram. Ve birinci sualimiz şöyle, Allah'a göre cahil kimdir? Allah-u Teala'nın dinde İnsanlar iki gruba ayrılıyorlar. Cahiller ve alimler. Cehalet ilim sahibi olmamaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre cahilleri verilen iki tane temel vasıf var. Birinci grup cahiller hiçbir ilmin sahibi olmayan Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İkinci grup cahillerse sahip oldukları ilmin muhtevasında hidayet yer almayan emaniye bilgilerinin sahibi olanlar. Bu insanlar bir ikinci basamaklarda kalıyorlar ve gidecekleri yer cehennem. allah Teala bunların ilmine faydasız ilim buyuruyor. Câsiyet Suresi 23. ayet-i kerimesinde Afreyet man atta gizilah owo o, ve hadda Allah ve ilmen, ve khatma na semi o kalbi, mujalla alemsen müşravetin. Bu alikirmede ilimlerine Allah'ın onu ilim, onu faydası ilmi üzere derhal bırakmıştır. Bu emaniye bilgilerin sahibi ve sahip oldukları ilmin içinde hidayet yok. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, yedi safhanın yedisi yok. Ama kendisi, kendisini ilim sahibi zannediyor. Bir ikinci grup da Yunus 7 de اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيْقَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafildirler. Öyleyse bu cahiller iki grup birinci grup cahiller ayetlerden gafil olanlar, ayetleri bilmeyenler ikinci grup cahillerin ilminin sahip oldukları ilmin muhtevası içerisinde hidayet yok. İşte o hidayet yer almayanlar, onlar hevalarını ilah edinenlerdir. Cahillerin temel vasfı, Haç suresinin 8. ayet başka bir özellikleri veriliyor. اِنَ nasimen مَنْ يُجَادِلِ bi اللّٰهِ بِغَيْرِ ilim İlim yok yani ayetlerden gafiller. وَلَا Ve bir hidayetçiye de tabi değiller. Vela kitabın münir ve onların sahip oldukları ilim emaniyeyi içeriyor. İşte bu üç özellikten dolayı bu insanlar faydasız ilmin sahipleri. Çahillerin temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak söylemiştik. Allah'ın ayetlerini bilmemek. Bu kişiler her şeyi emaniyedir. Sadece zanna dayanıyor. Bir şey bildiklerini zannederler. Ama zandan öteye geçmezler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz faydasız ilimden Allah'a sayılırım. Hatta bir başka hadiste faydasız ilimden yükseltmeyen amelden kabul olmayan duadan sana sanırım. İkinci hadis şu ümmet için en çok korktuğum şey dili ve sözleriyle alim ama kalbiyle cahil olan kimselerdir. Evet. Dili ve sözleriyle alim ama kalbiyle cahil olan kimseler. O zaman kalbiyle cahil olanları Allah Teala Câsi 23'te özelliklerini veriyor. Bu Câsi suresinin 23. ayet kelimesinde kalbiyle cahil çünkü ve hatem ala ve ve ceal ala basar Kalbi ve kulakları mühürlü, basar arasında bir şavta bir perde var. Bu kişi kalbiyle cahil. Ama ayetin başındaysa bir ilmin sahibi, diliyle alim. İşte şu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar. Ben kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının da dilemesine mani olanlar. Tıpkı Hazreti Ömer'in üç şey beni şaşırtıyor insanların. Allah'ı bilip ona isyan etmek, şeytanı bilip itaat etmek, dünyayı bilip ona meyletmek. Bu özelliklerin sahibi olan insanlar, işte bu faydası ilmin sahibileri, kişilerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, tabi bunların bir başka ayet-i kerimede de açıklanması söz konusu. Arap 146 yeryüzünde haksız yere kibirlenen kişileri ayetlerimizden çevireceğim. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Sebep? Çünkü kalbiyle cahil olan insanlar. Hirşat yolunu görseler onun yol edinmezler. Gay onu görseler onun yol edinirler. İşte bu Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve yalanlamaları sebebiyle. Allah razı olsun. İkinci sual, cehaletten kurtaracak ilmin muhtevası nedir? Cehaletten kurtaracak olan ilmin muhtevası, irşada mütalik olan ilimdir. Allah-u Teala'nın bizler açıkladığı Kur'an-ı Kerim, cehaletten kurtaran en büyük faktördür. Allah'ın ilmi her şeyden evvel kendini bilmektir. Onun için Yunus diyor ki ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona ilim verecektir. Kur'an-ı Kerim'e göre bir başka açıdan insanlar üç gruba ayrılıyor cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona ilim verecektir. Bunlar ilim verilenler. Kişinin ancak hidayetçiye sahip olduğu noktaya itibaren kendilerine ilim verilenleri aşıp ilmin sahibi olanlar sütresine girdiğini görüyoruz. İlmin sahibi olanlar da birinci grubu kitabın lafzını öğrenenleri teşkil ediyor. İkinci grup kitabın ruhunu öğrenenler teşkil ediyor. Üçüncü grup hikmet sahipleri. Dördüncü grup hikmetin ötesinde öğrenenler. Beşinci grup münkerden ne eden marif edenler. Altıncı grup kavim resulleri. Yedinci grup devrin imamı. İşte ilim verilenlerden olanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olanlar, ama ilmin sahipleri şu anda ekranda gördüğünüz gibi yedi grubu oluşturuyor, öğretenler olarak karşımıza çıkıyorlar ve hadis-i şerifte cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ehli zikir her şeyi bilir mi? Hayır. Her şeyi bilen ilmi ve rahmeti kuşatan allah Teala. Ama ehli zikrin şu avantajı var. Allah'la konuşma yetkisine Allah onları sahip kılmıştır. Dolayısıyla ehli hayırdırlar, daimi zikrediyorlar ehli hüküm ve hikmettirler. Kur'an hangi ayet-i kerimesine baktıkları zaman hangi seviyeye ait olduğunu bilirler. Ve ehli tezekkürdürler. Bilmediklerini Allah'a sorma yetkisine sahip, Allah'tan öğrenme standartın sahipleridir. Üçüncü sualimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisine göre alimin uykusu neden cahilin ibadetinden iyi sayılıyor? kim olursa olsun Allah'ın şu kanunu var. Enam 160'ta men amila seyyeten men ca'bil haseneti fe lev aşru amsaliha men ca'bil seyyeti fe la yücrahil Yani Allah'ın kanunu seyyat misliyle cezalanıyor. Ama kim olursa olsun bir hayır işlerse Allah o işlediği hayrın 10 on katını ona veriyor. Ama kim mürşidine tabi olursa Bakara 261'e göre o zaman onun kazancı 1'e 10 değil 1'e 700'e kadar artıyor. Meselüllezine yunfilkûne fi fisebirillâhi kemesele habbetin enba'at sev'asenâ bile. Bir kületin suyu fikülü sümbületin müyatin habbe. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin hali her başında yedi tane, yüz tane bundan yedi başaklı bir buğday grubu kadar allah Teala onlara ihsanda bulunuyor. İşte bu bire 700 yüz almaları o kişi Cahilin ibadeti cahil ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyen cahil ibadet yapıyor. Onun her ibadetine 1'e 10 kazanıyor. Ama alim ise eğer ruhunu Allah teslim etmişse 1'e 700 fizik ruhunu Allah teslim etmişse Birey nefsini Allah tespit etmiştir. Birey 700 vesaire. Bir de alimin uykuda yaptığı ibadet o zikirdir. Ve zikir kişiye birey 700 kazanıyor. Daimi zikrin sahiplerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alim der. Çünkü kişi ilmi artık Allah'tan almaya başlamıştır o gerçek anlamda bir halimdir. O kişi uykuda da allah Teala'yı zikrediyor. Her saniye devamlı derecat kazandırıyor. Cahil dediği Allah'ın yoluna girmemiş olan insanlar her saniye başına 10 dereceden fazlasını kazanamazlar. Zikretse, ibadet yapsa vesaire. Ama Allah'ın yolunda olup mürşidine ulaşmadıktan sonra 10 derece hiçbir zaman 100 dereceye, 200 dereceye çıkamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 kat yerine 700 kata kadar ihsanda bulunsun. Evet. Öyleyse cahil ibadet yaptığı zaman kesinlikle o daima bir on e kazanır, üstüne geçemez. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa onun yaptığı her hayra evvela nefsi emarede bire yüz, nefsi levamede bire iki yüz, nefsi mülhamede bire üç yüz, nefsi mutmayına bire dört yüz, nefsi raziyede bire beş yüz, nefsi marziyede bire altı yüz ve nefsi teskiyede bire yedi yüz. 1'e 700'e kadar allah Teala derece arttırımda bulunuyor. Yani bir kişi cehalet kabul edelim ki her saniye ne yapsın? Öyle kabul edelim, hayır işlesin. Onun için daima bire 10'dur. Ama daimi zikrin sahibi ki uykudayken de zikrediyor daimi zikrin sahibi her saniye bire 700 kazanıyor. O zaman doğal olarak alimin uykusu cahilin ibadesinden iyidir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Cevapları birlikte dinleyelim inşallah. Allah razı olsun. İlim ve cehalet birbirinin zıttı olan iki kavram ve Allah'ın standartlarına göre faydalı ilmin sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz? Allah'a ulaşmak, dilemek, namaz kalmak, oruç tutmak, İslam'ın şartlarını yerine getirmek, bu tür şeylerin. Allah'ın da hükümleri uygulamak, Kur'an'da her şey açıkça var zaten. Kur'an uyarısına Allah'a yakışıklı kaçmış oluyorsun. Huzur buluyorsun. Allah'a ulaşmak diye şey nedir? İbadet yaparsın. İbadetini yapacaksın. Ee, haram yemeyeceksin. İbadet etmek, dua etmek. Yani Allah'ın emrini yerine getirmek. Evet. Neyimiz Allah'a ulaşır? Namazla ulaşılır. Oruçla ulaşılır. Zikirle ulaşılır. İbadet yaparsan Allah'a ulaşır. Neyimiz ulaşır? Her türlü, haram yesen de ulaşır, helal yesen ulaşır. Allah onlar ulaşır. O ruhu yaşarken ona ulaştırmamızı farz kılmış Kur'an'da. Bunu hiç duymuş musun? Duymuştum hemen hemen. Yani farz olan şeyleri biliyoruz da onu dediğinizi tam duymadım yani onu. Evet. <laughs> ulaşması lazım. Hani böyle ermiş evliyalar gibi. Ama onu tam teslimiyet lazım. O da bize şu an yok. Günümüzde yok yani. O kadar teslimiyet yok şu an günümüzde. Sadece lafta var teslimiyet. Yaşarken Allah'a ulaşmak ibadet ederek hani böyle Kur'an-ı Kerim okuyarak. Ben öyle düşünüyorum. Bir misafirimiz o kadar teslimiyet yok günümüzde. Sadece lafta var dedi. Allah'a teslim olmak ne demektir? İnsanoğlu Allah için yaratılmıştır. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde yeryüzünden neyi yarattıysam sizin için yarattım ey insanlar. Casiye 13'te sadece yeryüzündekiler değil bütün kainatta olanlar insan için yaratılmış. Öyleyse insan boşuna yaratılmadığına göre her şey insan için insan da Allah için yaratılmıştır. Allah için olan mutlaka Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. Ancak teslim olunca yaratılış gayesine uygun hareket etmiş oluyor. Evvela ruhunu teslim edecek daha sonra fizik ucunu, daha sonra nefsini daha sonra iradesini işte Yedi sabah dört teslimi yaşayanlar için her şey onlar için ama onlar da Allah içindir. Teslimin kapısını açır anahtarı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a teslim olmak üzerimize kesinlikle farzdır. Onun karşında hakkımız mutluluktur. Kur'an teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi Bizi vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi وَاَنِي بُلَا رَبِّكُمْ لَهُ Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde de allah Teala şöyle buyuruyor. اِنْ ilamen اِلَا مَنْ يُؤْمِنُوا بِعَيَاتِنَا Ve Müslüman sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Bu ayetler ruhun dünya ayetinde Allah'a ulaşması ile ilgili ayetler. İşte ayetlerden gafil olanlar var ve kalbiyle cahil olanlar var ayetlerden gafil olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve kalbi kalbiyle cahil olanlar da onlar da nefs eskesine başlamayan yani zanlarına dayalı bir faydası ilmin sahipleridir. Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimelerinde allah Teala öyle buyuruyor. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka allah Teala'ya döneceğiz. Öyleyse bir hak için halk ile hak ile halk için olmak var. İşte Allah için olmak, hak ile halk için olmak vardır. Ve bu bizi en üst seviyede mutlu edecek olan bir dizayni ifade ediyor. Allah razı olsun. Şimdi bir başka konumuzla ilgili videomuz var inşallah. Aynı konuyla alakalı. Onu birlikte inşallah Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizi cehaletten kurtaracak ilim sahibi bir alime, alime bir mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Yani şu anda e, dini üretecek rehberler e, var ama yani çok az yani. Hani televizyonlarda falan çıkıyorlar işte. Dini eğitimi çok iyi almış. Yani perdesiymiş diyelim yani. O insana tabi olmak güzel bir şahsı. İşte bulsak da tabi olsak. Evliyalar yok ama. Evliya Çelebi'den sonra evliya gelmedi. Evliya Çelebi'den. evliya Çelebi'den sonra evliya gelmedi dünya üzerinde. Evliya her zatlar zaman her... geldi ama zatlar var tamam zat falan diyor ama onlar zat değil de Evliya Çelebi bir e, ilim göstermesi lazım Onlar göstermişler ama evet. Her Ona... senin dönemde evliyalar var Allah dostu evliyalar Var Evliyalar var Allah dostu var eyvallah da Şimdi zor buluyorsun ama Şimdi zamanda zor bulursun Çünkü ilimi bilmiyorlar İlim ve bilim bu dünyada İlim derken Kur'an ilmi mi? İlim Kur'an'dan geliyor İlim oradan alıyorsun, bilime veriyorsun. Biz ilimi alamadığımız için mi Allah dostlarını? Belki Hristiyanlar ilim alıyor, Kur'an'dan alıyor, teknoloji üretiyor. Biz daha geride kalmışız. Eskiden işte Allah dostlar varmış, şeyleri varmış. Onlara bakaraktan neyi nasıl yapacağımızı yol gösteriyorlardı. Şu anda işte dediğim gibi yani Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim okuyarak, Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek ona bakarak yolumuza devam ediyoruz. Böyle bir insan bu hakikaten koşarın peşine Allah öyle insanlar başımıza eksik etmesin zaten. Maalesef Bir Misafirimiz ilmi Kur'an'dan alıyorsun. Bilimi veriyorsun. Hristiyanlar Kur'an'dan ilmi alıyor. Teknoloji öğretiyor. Biz geride kalmışız dedi. Bilime dair her şey Kur'an'da var mıdır? Evet. Yani her şey eskir ama devamlı Kur'an gençleşir. İlim hangi seviyeye ulaşsın, bilim hangi seviyeye ulaşsın, Kur'an'ın önüne geçmesi mümkün değil. Çünkü Kur'an ilmi, ilmi her şeyi, ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ın ilmidir. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Örneğin, kainatın büyümesi, Zariyat Suresinin 47. ayet i yakın tarihimizde bu. İki tane astrofizikçi bunu tespit etti. Profesör Doktor Edwin Paul Havla, Profesör Doktor Thorn. İşte ve semai beneyna bi eydin la Biz onu bir kudretle bina ettik ve muhakkak ki genişçici olan biziz. Yine büyük patlamayla Enbiya Suresinin 30. ayet-i ne diyor? Allah Teala Evlem yerlezine kebir anne ve Bugün nükleer fizik hangi seviyeye ulaşsa ulaşsın sadece Allah'ın Kur'an'da vaz ettiğini tarif edebilir. Ne görüyoruz? Hiçbir şey yokken Allah vardı ve Allah yaratmayı diledi. Yarattığı ilk şey enerji ve Rabbimiz Zariyat Suresi'nin 49. ayet-i kerimesinde ve min kulli şeyin halaknâhum her şeyi İnşallah şey allah Teala enerjiyi de çift çift yaratmış. Umulur ki tezekkür edersiniz. Gerçekten allah Teala'nın yarattığı kainat üç asıl ve üçle de karşıt olmak üzere altı alemden oluşuyor bu altı alemde şöyle söyleyelim. Zahiri alemin maddesi elektron ama karşı elektronlardan oluşuyor. Karşı zi alemin maddesi yine o alemin elektron ama karşı elektronlardan oluşuyor. Gayb alemin maddesi yine o alemin elektron ama karşı elektronundan karşılık gayb alemi yani her alemin nötronların vücuda getirdiği elektron mu karşılık Belki bu ayrımı yapabilmek için şöyle dememiz lazım bu enerjileri ifade ederken sağ spinli bir nötrino sol spinli bir nötrino yani nötronun yükü yok ama zıt dönüşlerin mutabasına sahip farklı dizayn içeriyor. Sağ spinli sol spinli bir nötrino. Sağ spinli bir karşı nötrino sol spinli bir karşı nötrino. Sağ spinli bir anti nötrino sol spinli bir anti nötrino. Sağ spinli bir karşı anti nötrino sol spinli bir karşı anti nötrino. Zahiri, karşı zahiri, gayb ve galip karşıt gayb alemlerinin elektron karşıt elektron pozitron karşıt pozitronlarını vücuda getiriyorlar. Ve bunlar hepsi birbirinin zıttı. Ama Kur'an-ı Kerim'in içinde yer alıyor. Yine iki denizin birbirine karışmaması ne görüyoruz? Rahman suresinin 19. ayet-i kerimesi مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان yani iki deniz geliyor ama farklı yoğunlukta, farklı dizayn içinde oldukları için sular birbirine karışmıyor. Ve kısacası bugün insanlık hangi seviyeye ulaşmışsa bilim noktasında onun ulaşabildiği sadece Kur'an'ın ifade ettiği seviyedir. Kainatın sonsuz ilminin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Orada allah Teala'nın bütün ilmi vermiş. Her yeni bilinen şey yeni bir bilim yeni alanını beraberinde getiriyor. Ve böylece insanlık adım adım ilimden nasibini alırken, öğrenirken öğrenmediği, bilmediği alanın büyümekte olduğunu farkına varıyor. İnsanlık tarihi boyunca İlimle Allah'ın verileri hep önce birbirine çatışmış ama ilim her seferinde galip olmuştur. Einstein'ın dinsiz bilim topal, bilimsiz din kördür. Dinsiz bilim topal çünkü şu anda pozitif bilim adına alan birçok şey dalları var. Sadece Kur'an gerçeğini ihtiva eden matematik. Ama bir kimya, bir biyoloji, bir şey daha bunları ihtiva etmiyor. Yani daima topal ama bilimsiz dinde kör çünkü ötesini ihtiva etmiyor belki bunun farklı bir biçimde söyleyin şey söz konusu Allah razı olsun şu an görüntülü bir sualimiz var. Onu inşallah birlikte dinliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Mühterem Zabbal hocamız. Hürmet ve hasretle ellerinizden öperiz. Hocam ben Nevşehir'den Garip Kasımov. İzniniz olursa hocam size bir sorum olacak. İlim ve rahmet arasında bir illiyet rabitesi var mıdır? Allah sonsuz razı olsun hocam. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm <laughs> selam ve Biz de seni çok seviyoruz. Şahsında aslında Nevşehirli kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. İlimle rahmet arasında elbette bir yetirabıtası var. Kainatın her zerresini kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmetidir. Evet, kainatın her zerresini kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmetidir. Allah'ın ilmi adı verilen sistem sünnetullahı oluşturuyor. Bütün varlıklar arasında Allah'ın ilmini temsil eden nesnurlar rahmet, fazıl, selavat hareket halindedir. Rahmetin Allah'ın emrini icra edebilmesi kişinin kalbinde yedi tane kalp şartının tavkik etmesine bağlıdır. Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığı zaman, evet, bütün varlıklar arasında, Allah'ın ilmini temsil eden, enerji partikülleri, nötronlar, her zerreye geliyor, ve, rahmet, fazıl, selavat, devamlı, hareket halinde oluyorlar. Mu'minin suresinin 7. Mu'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde "Vellezine yahmunu al-arşe ve men havlehu" Arşıttan melekler ve etrafındaki kişi devrin imamı Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler. Amin olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz sen her şeyi rahmetinle ve ilminle kuşattın. Rahmetinle ilminle kuşattın. Öyleyse kainatın her zerresini kuşatan Allah'ın rahmeti ve ilmidir. Allah razı olsun. Sebe suresinin ikinci ayet-i kerimesinde bu olayın nasıl vücuda geldiğini görüyoruz. Ya'lemu ma'il cüflerdi ve ma'i minha ve ma'in zulümine semai ve ma'ir İşte bu Allah'ın emri. Ya Ya'lemu, Allah biliyor ma'il cüflerdi yerine gireni ve ma'i minha, o yerden çıkanı ve ma'in zulümine semai inen ve ona yükseleni bilir. Ve huvel rahimul gafur. Yani Allah'ın emri olan nötrinolar gökten iniyor, yere giriyor, yerden çıkıyor ve tekrar göğe yükseliyor. Devamlı bir akış söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Onu dinleyelim inşallah. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim insanları cehaletten kurtaracak en büyük faktördür. Sizce günümüz insanları Kur'an-ı Kerim'e gereken önemi veriyorlar mı? Vallahi bence vermiyorlar. Şöyle bir şey, gece kendime vermiyorum doğru düzgün de, bir kere kar olsun şeriat diyen bir toplumda ne bekliyoruz? Allah'ın kalma kar olsun diyorlar yani. Kur'an'da olan ayetlere kar olsun diyorlar biz belki tabi olabilse Kur'an-ı Kerim'e belki işimiz daha iyi olacak diye düşünüyorum. Veriyorlar tabi. Yani eskisi gibi de olmasa şu anda da veriyor. Mesela benim evde yani benim hanım falan bir çocuklarım falan ben gönderiyorum Kur'an'a falan. Öğretiyorlar yani. İşte bazı toplum Kur'an-ı Kerim'e uyuyor bazıları uymuyor. İşte işte bu kadar. Kimler uyanlar kimler? İşte uyanlar Müslüman da hani böyle Allah'a inananlar, peygamberin var olduğuna inananlar. Sizce Kur'an'a uymayan hurafelerin, kavramların dine girmesi neler etmiyor? Bir sürü hoca çıkar başımıza böyle. Hocalar çıkar. Herkes ipi ucuna başka çeker. Toplum aptallaşır. Şu an olduğu gibi zaten. Bu e, insanları İslam'dan soğutmaya sebep olabilir. Çünkü ortalıkta çok şey var. Hani ya çıkıyorlar işte acaba acaba şeyler söylüyorlar. Dini insanları dinden sokutuyorlar. Olmaması lazım. Yani gerçek insanlar konuşsun. bu işi bilen insanlar konuşsun. Daha sevaba girelim. Bir misafirimiz acayip şeyler söylüyorlar. İnsanları dinden soğutuyorlar. Bu işi bilen gerçek insanlar konuşsun dedi. Dini açıklamak kimlerin görevidir? allah Teala'nın yetkili kıldığı, irşatla vazifeli kıldığı alimlerin görevidir. Kur'an'ın sahibi olan Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onun açıklamasını yapmak bize aittir diyor. Kıyamet suresinin 19. ayet-i kerimesi. aleyna <laughs> <laughs> beyanehu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. allah Teala istiyor ki sana yaptığımız bu açıklamalar Kur'an'a ait olan son açıklamalar değildir. Her devirde gelecektir kendilerine bu bilgileri aktardığımız kişiler onlara açıklayacağız. Onlar da insanlara söyleyeceklerdir. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi وَجَعَلْنَا مِنْ هُمَيْمَةً يَحْتُونَ بِيَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا بَعْيَاتِنَا يُكُنُونَ Şimdi her devirde Kur'an'ı açıklayan Allah-u Teala Ve Allah tasarruf ettiği devrin imamının lisanıyla açıklıyor insanlara. <laughs> Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehli beyt. Her devirde ehli beyt Allah'ın kavim resulleri arasında seçtiği vekaleten devrin imamı. En üst noktada ona Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Allah Teala'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin her yüz asırda bir müceddit gelecektir demesi bu müceddit devrin imamıdır. Devrin imamı Allah'tan aldığı yetkiyle o dönemdeki insanlara açıklıyor ayetleri. Dünya ve bütün kainat Allah'ın bir üniversitesi. Ama bu üniversitenin öğretenleri var. Öğretin müfredat programı aynı. Din. Allah'ın ezeli ebedi tek dini öğretenler ve öğrenenler var. Bir de tabi bugün açıkladığımız gibi öğrenmeyen cahiller. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an'a göre her devirde üç grup insan var. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, iki açıdan cahil, bir, hevasını ilah edilenler, kalbiyle cahil olanlar, iki, ayetleri bilmeyenler. <laughs> Bunlar bir ve ikinci basamakta kalanlardır. Geri kalanların hepsi kesinlikle o kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilediği zaman ilim verilenlerden oluyor ve kişi mürşidine tabi olduğu zaman ilmin sahipleri arasına geliyor. İlmin sahipleri de yedi grup insan olarak ifade etmiştik. Allah razı olsun. Bir sualimiz daha var, görüntülü sualimiz. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Kıymetli Cappur Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz ve müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyordum inşallah Kıymetli Hocam. Kıymetli Hocam allah Teala cahillikle yapılan kötülükleri affeder mi? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Aleykümselam aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. Şahsında bütün Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. İnsanlar nefsinin afetleri olduğu için cahillikle bilmeden kötülük ederler. Başkalarına kötü davranırlar. Onların kalplerini kırarlar. Onları üzecek şeyler yaparlar. Eğer bu kötülükleri yapan insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ve bunu arkasından 12 tane ihsanla mürşidin önünde tövbe ederlerse, nefs eskesine başlarsa, nefslerini ilaha ıslah ederlerse, o zaman allah Teala ondan sonra mutlaka onların kötülüklerini affediyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde allah Teala şöyle buyuruyor. Ya yüllezine aminu intettekullâhe yaj'allekum furkânen ve yükefer hankum seyyâtikum. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olması halinde evvel bütün günahları allah Teala örtüyor. İkincisi Zümer 53 Ey nefslerine karşı adlı aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Üçüncü açıdan Enfal Suresinin 38. ayet-i kerimesi 38. değil 38 Kulellezine <laughs> keferu Kafir olan kimselerdeki eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mahfiret edilir. Öyleyse Allahü Teala'nın cahillikle yapılan kötülükleri affedebilmesi o cehaletten vazgeçmesine bağlı. Cehaletten kurtulmak bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Öyle cehaletten kurtulmak bir dilektir. Kişi kalben ulaşmayı dileyecek. Arkasından ehli zikre sormak. Kişi mürşidine tabi olup bilmediklerini ehli zikirden öğrenecektir inşallah. Nisa suresinin 17 ve Nal 119'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa suresinin 17. ayet-i fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe cahillik ile bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir. İşte onların, Allah onların tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Yani daha evvel bilmeden bunu yapmıştır ama arkasından tövbe etmiştir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, herkes hata yapabilir ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Nâh Suresinin 119. ayet-i ne görüyoruz? Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah edici ammeleri baş, nefs eskisi başlayanlar için ondan sonra mutlaka Rahimde Evet. Ayetler açıkça bize söylüyor. Cehaletle kötülük yapıp sonra tövbe edenleri allah Teala kesinlikle affeder. Affetmekte kayıp kalmayıp bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan 70 ve Nisa 64 bu hakikati bize söylüyor allah Teala. Allah razı olsun. Kardeşlerimizden gelen sualler inşallah bir göz atabiliriz. Sparta'dan Hikmet Bey muhterem hocam başın üzerindeki devrin imamının ruhu alınınca ilim alınır buyurmuştunuz. İlim alınınca kişi sohbetlerde anlatılanları hiç mi anlamaz hale gelir yoksa bir kısmını anlamaya devam eder mi? Sevgili kardeşim Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz evet Allah İlmi, Kur'an-ı Kerim'i toplatmakla, göğe kaldırmakla değil, evliyanın ruhunu kabzetmek etmek suretiyle alır. Bu ruh da devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunu alınca daha evvel aldıklarının hepsini tekrar geri alıyor. Hangi ayet-i kerimeye göre? Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimeleri. O kişi ilmin sahibi olmadan hali neydi? o kişi ilmin sahibi olmadan hali ayetlerden gafil, kalbi kulakları mühürlü, basar asfındaki şahadet perde vardı. İşte bu kişi ruh başının üzerinden alıp fıska düşünce aynı konuma tekrar geliyor. Ula kellezine tabaallahu ala kulubim ve ala semim ve absarim gafilun. O kişi kendisini ilim sahibi zanneder ama kesinlikle ilim ondan almıştır, o zanına tabidir. İşte Allah Resulü hadisinde ne diyordu? Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu diliyle alim olanlar onlar sadece zanları konuşuyorlar ama kalbiyle cahil kalpleri kulakları mühürlü basar asıl perde var. Allah razı olsun. Ankara'dan Saim çınar. Muhterem Hocam Yunus Emre Hazretleri Derviş Yunus bu sözü eğri büyürü söyleme. Seni zıraya çeken bir mollak Kasım geri buyuruyor. Allah dostlarının sözlerini idrak edemeyen günümüz mollak Kasımları günümüzde de var mıdır? O günün Kasımları da benzer şeyler yapmaktalar mı? Elbette. İşte bu mollak Kasımlar Resulullah'ın ifade buyurduğu diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar. Kimdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar ayetlerden gafiller, mürşide tabi olmayanlar da kesinlikle onlar kalbiyle cahil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve tabiyetini gerçekleştirmeyenler o günün Muğla Kasımlarıdır. Van'dan bir izleyici Muhterem Hocam, benim gelecek kaygısı afetim var. Bu afetle ilgili ne yapmam lazım? Zikirini arttırıp Allah'a tevkül etmen lazım. Almanya'dan Seyit Can Bey, Muhterem Hocam, insanların çoğu şeval ayında altı günü oruç tutulunca bir senenin tamamı oruçlu gibidir diyorlar. Bu doğru mudur? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var mıdır? Mürşide olan kişilerin bu tür uygulamaları nasıl yapmaları gerekir? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Ve <laughs> bu Kur'an-ı Kerim'i 40 sene boyunca Allah'ın tasarımından Muhterem Efendimiz devri imamı açıkladı. Ve böyle bir uygulamayı bize söylemedi. Şunu buyurdu. Yedi tane vasıta emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olup zikre başlamak, yani tövbe etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir. İşte ibadetlerin sultanı zikir. Bize bunu söyledi. Dolayısıyla eğer siz mürşidinize tabi iseniz, ruhunuz Allah'a ulaştıysa 1'e 700 kazanmaya başlıyorsunuz her saniye. Dolayısıyla bundan daha üst seviyede bir derecat arttırımı söz konusu değil. İzmir'den Elif Hanım, Muhterem Hocam, bir bayana tebliğ yaptım. Kul ile Allah arasında kimse giremez. Benim ahlakım temiz insanlara iyi davranırım. Namazımı kılarım. Hacca da gittim. Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm. Bunları yaparak Allah'ın yolunda olurum. Dedi bu konuda ne buyursunuz? Kul ile Allah arasında kimse giremez sözü söylüyorsa zaten o Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir iştir. Bir Allah dostu Hacı Osman Kepenek Demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mı Hacı? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. Yani kesinlikle o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. E, ee, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin istisnası yok. O kişi ayetlerden gafildir. Ayetlerden gafil olan kişinin durumunu allah Teala Yunus 7'de söylüyor. Yunus 7-8 اَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ الْيِقَانَ وَرَادُوا الدُّنْيَا وَاَتْمَعُنَّ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kazançlarıyla gidecekleri yer cehennem. Hangi ibadeti yaparsa yapsın hiç önemi değil. Bir de diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar var. Bunlar da Câ Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. اَفَرَيْتَ مَنْ wa اِلٰى wa وَعَدَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِّ يُقَلْمٍ Câsiye 23-13 değil. Bunlar da faydasız ilmin sahipleri. İşte bu iki grup insan ne der? Kullarlar arasında kimse giremez. İslam'da ruban sınıfı yoktur. Dolayısıyla bunlar kesinlikle gidecekleri yer ne yazık ki cennet değil. Artvin'den Perihan Hanım, muhterem hocam, insanlara olan ilişkilerinde bir türlü sulh ve sükun başaramadım. Ne kimseyi kırmak ne de kırılmak istemiyorum. Onu nasıl başarabilirim? Bunu başarabilmen için daimizlikle ulaşman lazım. Daimi zikirden evvel de mümkün değil mi? Tabii ki mümkün. Onları kendinden önüne geçirmen lazım. Yani kısacası onlar için olman lazım. Onlar için hayatını tüketmen lazım. Hazreti Ömer'e Peygamber Efendimiz ne kadar beni seviyorsun ya Ömer? Kendim kadar yardım. ya Hayır diyor. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse kendinden daha çok insanları sever, onlar için yaşamaya başladığın hal bunu başardığını göreceksin. İzmir'den Müge Hanım, Muhterem Hocam birinci suali Allah'a nasıl kul olunur? Bir tek dilekle Zümer 17 وَلَّذِينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا لَا اللّٰهِ لَا Öyleyse burada nasıl Allah'a kullanılıyor? Bir dilekle kişi insan ve cin şeytanlardan iştinab ediyor, kaçınıyor, kendisini kurtarıyor. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bunlar için müjdele vardır, kulları müjdele buyuruyor. Şimdi suali Nur Suresi 159-160 Bakara Suresi 156-157 ayetlerini açıklar mısınız? Nur suresi 159'dan ibaret değil. Nur suresinin 159 ayet kelimesi yok. Burada bir yanlışlık var. Bakara 156 157 var. Tamam. Bakara 159 160. Belki Bakara 160. Yani o bu Nur suresi 159 ayet-i muhtevasında yok. Düzelsin kardeşimiz. Bakar 156-157 zaten. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştıran hidayet ermiş ve Allah için olan kişilerin durumunu ifade ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyici muhterem hocam Allah'a gerçek anlamda yönelmek için hangi yolları kullanmalıyız? Sırat-ı mustakim Allah gerçek anlamda yönelmek için hangi yolları? Yollar Allah'a ulaştıran yol bir tane Sırat-ı mustakim. En'am suresinin 153. ayet gelmesi: "Ve inne haza sıratul mustakim fe tabi'uhu ve la tetbi'subule fe tafarraku bikam ı mustakime tabi olun. Siz Sırat-ı mustakimden ayrılan yollara tabi olmayın. Bursa'dan bir izleyici muhterem hocam bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ama mürşidine bağlanmadan Allah'a ulaşabilir mi? Hayır. Mürşidine bağlanmadan ruhunun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması mümkün değil. Günde 45 kere namaz kılan kişi Fatiha okuyor. Bak Fatiha 5 6 7'ye bakın bak ne görüyoruz? Fatiha 5 6 7. Ne görüyoruz? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sana kul oluruz ve müşridimizi sadece senden isteriz. Edine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Öyleyse burada sırat-ı müstakime ulaşamayınmak. Sırat-ı müstakimle insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. E ruhumuzun bizden ayrı bir sırat-ı müstakime ulaşması aradaki mürşide tabiyette bağlıdır. Mürşide tabi olmadan ruh sırat-ı müstakime ulaşma. Sırat-ı müstakim emr alemindeki bir yol. Bu dünyada dilediğin avucuttan çıkabilir, gidebilir ama Allah'a ulaşmak üzere ayrıldığı zaman mutlaka devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip nöbeti devralması gerekir ki ruh Allah'ın emrinden olan ruh ayrılıp Allah'a ulaşabilsin. Sıratel lezine nam aleyhim üzerlerine nimet verdikten yoludur. Bu işte ikinci sıratımızdaki Birinci sırat-ı müstakim Allah'a kul oluyoruz. İkinci sırat-ı müstakim tabi. Üçüncü sırat-ı müstakim devrin imamının ruhu başımızın üzerinde ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah razı olsun. <laughs> Trabzon'dan bir izleyici Muhterem Hocam birinci suali mumin kime denir? Muminlerin özellikleri nelerdir? Hak muminler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İmanı artan muminler onlar da kalplerine iman yazılanlardır. Bir de üçüncü grup imanına zulüm bulaştırmayanlar var. Dolayısıyla bir kişi Allah'a inanıyorsa mumindir. Ama inanç itibariyle mumindir. Kurtuluşta değildir. Hem Allah'a inanıyor hem dünya ettiğinde onun Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Yine inanç itibariyle mumindir ama kurtuluşta değildir. Hem Allah'a inanıyor bir, ruhun dünyatında Allah'a ulaşmasına inanıyor iki, farz olduğuna da inanıyor üç, ama kurtuluşta değildir. Ancak iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah bu talebi onun kalbinde görürse o zaman kurtuluşta olan mümindir. Tekrar ediyoruz. Allah'a inanıyor. Ruhun dünyatında Allah Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Faz olduğuna da inanıyor. Ama iradesiyle dilemediği takdirde kurtuluşta değildir. İradenin mutlaka devreye girmesi, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği an iradesini kullanıp bu talebi de Allah onun kalbinde görürse geri kalan kısmını Allah gerçekleştiriyor. İkinci suali Kur'an mahallerinde Takva ayetlerinde Allah'tan korkun diye mal verilmiş. Takva sahibi olmak için Allah'tan korkmak yeterli midir? Hayır, yedi safa takva var. Yeterli değil. O yedi safa takvanın özellikle bir ayet-i kerimeyi söylemek istiyorum sizlere. Eğer takva korkmaksa Maide suresinin 93. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? El-Sabata Kuran'ın kenarına ayet 93'ü ilave edecek olursak bakın. Dört Safa Takva burada yer alıyor. Bir tek ayeti kerimede. Leyse alellezine amenu ve amil salihati jinan fima taemenu zamat takav. Wa amenu ve amil salihati summa taqu. Wa amenu summa taqu ahsanu. Ya aynı ayeti kerimede korkmak 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 olabilir mi? Halbuki burada Kur'an-ı Kerim'de geçen yedi sefa takvanın dört safhası bir tek ayet-i kerimede izah edilmiş. Amin olanlar ve salih amel yapanlar. İslah edici amel, nefses kisi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Birinci safa takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Amin olup salih amel yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Amin olun. Sonra takvaya 4. takvaya ulaşın. Vahsan olun. Allah muslimleri ahsan olanları dördüncü takvaya ulaşanları sever. Dördüncü takva fizik ucunun allah Teala Teala'ya teslimidir. 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlıyor. İkinci safa takva mürşide tabiyet. Üçüncü safa takva ruhuna Allah teslimi. Dördüncü safa takva fizik ucuna Allah teslimi. Allah razı olsun. Ordu'dan bir izleyici muhterem hocam ben de tabi olmak istiyorum ama okuma yazmam olmadığı için kendime güvenmiyorum. Allah yolunda ilerlemek için okuma yazmak bilmemek engel olur mu? Hayır engel değil. Fusulet Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bakın allah Teala ne buyuruyor. Eğer o kitabı yabancı bir dil Kur'an kısaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki o amini olanlar için hidayet ve şifadır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiştir ama kimler için hidayet ve şifadir? Amini olanlar. Amin olmak da bir dilektir. Öyleyse sen kalben ulaşmayı dilediğin an geri kalanı tamamen Allah gerçekleştiriyor. Amin olan Şirayef Şahid'in. Mumin olmayanların, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kulaklarında vakra var, Arap da olsa. Yani Kur'an-ı Kerim Arapçasını hatta tecvidle okuyan kişi olsun, hatta Kur'an üzerine profesör olsun. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için o kişinin kulaklarında vakra var. Onlar Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. Allah razı olsun. Öyleyse bir engel teşkil etmiyor kalben ulaşmayı dile ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sor. Tabi ol sen de sahabe gibi İslami yaşarsın. İstanbul'dan bir izleyici muhterem hocam şeytanın dünya üstündeki en önemli görevi nedir? İnsanları mutsuz etmek, rahatsız etmek. Dünya üstünde ise ölüm sonrası ayette de kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. İzmir'den bir izleyici muhterem hocam her türlü günaha gelmiş bir insan tövbe ederek kurtulşa erer mi? Evet. Bir insan ne kadar günah işleyebilir? Kainatın büyüklüğü kadar. Ama Allah'ın rahmeti kainatı kuşatmıştır. Hiç kimsenin günahı Allah'ın affından büyük olamaz. Sadece ve sadece bir dilek, bir kalben dilemek, yerle gökler kadar arasında günahlarınız olsa allah Teala onu affetmeye hazırdır ama sebebine sarılmanız halinde gereğini yerine getirmeniz halinde. Kalben ulaşmayı dileyeceksiniz. Yarbakır'dan bir izleyin. Bu hocam Allah tevhidi emrediyor. Günümüzde yüzlerce gruplar var. Allah'ın emrettiği tevhid nasıl oluşturabiliriz? Sevgili kardeşlerim kalben ulaşmayı dileyen herkes tevhiddedir. Mutlaka hacet namazıyla Allah onlara müşrid gösterecektir. Mutlaka onların ruhlarını Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse tevhid bir dilektir ve arkasından teslimleri gerçekleştirirseniz zaten tevhiddesiniz. Ama 73 fırkadan bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlardan bir tanesi kurtuluşta. İşte bu 73 fırka, 72 fırka cehenneme gidecek. Bu 72 fırkanın içerisinde fırka inaciye her fırkanın içinde küçük bir grubu oluşturan fırka inaciye oluşturuyor. Onlar tevhiddedirler. Bursa'dan bir izleyici, muhterem hocam çocuklarım ve eşim sözümü dinlemiyor ibadet etmiyorlar. Onlara ibadetleri sevdirmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Onlara ibadeti sevdirmen için her şeyden evvel o kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemesi, ibadetlerin sevgisi Allah ve Resul sevgisinden geçiyor. Kimdir Allah'ı sever? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen bir insan dilden Allah'ı sevdiğini iddia etse dahi o dilin söylediği kalbinde yoktur. Kimdir kalpten Allah seven, kalben bulaşmayı dileyen? Ben Resul'ü seviyorum ama mürşide tabi değil, onun varislerini ıskalıyor, dikkate almıyor. Onun da sevgisi Resul sevgisi dilden değil kalpten, e, kalpten değil dilden. Dolayısıyla Allah ve Resul sevgisinin kalpten olabilmesi o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine tabi olması lazım. Bu iki nokta üzerinde yoğunlaşacaksın. için. Bunları yaptığın zaman zaten ibadetleri Allah ona sevdiriyor. Onların ibadetleri yapmaması mümkün değil. Adana'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, Allah'ın ipine sarılmak ne demektir? Açıklar mısınız? Evet, allah Teala Ali İmran بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا <laughs> تَفَرَكُمْ Fırkalara ayrılmayın. وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ <laughs> Allah'ın üzerindeki nimetinizi كُنْتُمْ Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاسْبَحْتُمْ مَنْ نِعْمَةِ يَخْوَانٍ Allah'ın ipi Allah'ın sıratı müstakimini oluşturuyor. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutun, fırkalar ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Bu al 112'de Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Onların üzerine nerede olursa olsunlar zillet alçalık damlalıkası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar müstesna. İşte bu Allah'ın ipi, siratı, müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol ve insanlardan evip de Allah'ın taniti mürşid. Allah razı olsun. Yani hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin demiş oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar Allah'ın ipine sarılanlardır. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an heramut Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an heramut Kur'an'da tekrar Allah Teala'nın bizleri bir araya getirmesini yüce Rabbimizden efendimizin nimetiyle dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته